Merhaba arkadaşlar. Konu tekrar soru çözümlerinde NEM konusunun sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki grafikte mutlak nemleri aynı olan 5 merkeze ait bağlı nem oranları verilmiştir. Buna göre hangi merkezin sıcaklığı diğerlerinden daha fazladır? Şunu unutmayın. Bağlı nemle sıcaklık ters orantılı. Şöyle düşünün, yani sıcaklık arttıkça bağıl nem azalır, sıcaklık düştükçe bağıl nem artar. Hangisinde sıcaklığı diğerlerinden daha fazladır dediğine göre arkadaşlar, bağıl nem oranıydı bu biliyorsunuz. Sıcaklık daha yüksekse bağıl neminin en düşük olmasını görmemiz gerekiyor. Burada bağıl nemin en düşük olduğu yer 5 olduğu için sıcaklığın da otomatik olarak en fazla olduğu yerdir. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Geldik diğer sorumuza. Aşağıda bir dağ yamacı boyunca hareket eden hava kütlesi gösterilmiştir. Şekilde verilen doğrultuda hareket eden hava kütlesinin maksimum nem, bağıl nem oranı, buharlaşma şiddeti özelliklerinden hangilerinin arttırması beklenir? Şimdi yamaçtan aşağı doğru indikçe arkadaşlar sıcaklık artar. Hem sürtünme kuvvetinden dolayı artar, hem de alçaldıkça hava ısındığı için arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça maksimum nem artar. Havanın alabileceği nem kapasitesi artar. Bağıl nem oranı azalır. Buharlaşma şiddeti sıcaklık arttığı için artar. Hangisinin artması bekleniyordu? 1 ve 3 olacak. Yani cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza bakıyoruz. Tabloyu gördük. Mutlak nem, bağıl nem değerleri verilmiş arkadaşlar. Buna göre verilen merkezlerin hangisinde sıcaklık değerleri daha düşüktür? Burada bakacağımız şey yine bağıl nem arkadaşlar. Ne dedik? Sıcaklıkla bağıl nem ters orantılı. Ters orantılı. Sıcaklık daha düşükse bağıl nemi daha yüksek olacak. Sıcaklığı yüksekse bağıl nemi düşük olacak. Biz burada ne arıyoruz? Sıcaklığı diğerlerine göre daha düşüktür. Yani bağıl nemi en yüksek olanı seçeceğiz. Burada bağıl nemi en yüksek olan hangisi var? 80, 85, 75, 50, 60 demiş. Tabii ki de 85. Yani İkinci merkezin olduğu kısım, bağıl nemin en yüksek olduğu kısımdır arkadaşlar. Görüyoruz resmimizde yamaç boyunca yükselen hava kütlesinin yamacı açtıktan sonra fön özelliği göstermesi. Yani burada yamaç yağışlarını oluşturuyor. Bu tarafta ise fön rüzgarlarını oluşturmuş. Bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşabiliriz? 2 numaralı merkezde bağıl nem %100'ü geçmiştir. Yani bağıl nem %100'ü geçtiği için arkadaşlar ne olacak? Buradaki yamaçlarda yağış görülmüş. Birinci maddemiz doğru. Maksimum nem en fazla 5 numaralı merkezdedir. Doğru. Şimdi 1000 metreden 3000 metreye çıkana kadar zaten 10 derecelik sıcaklık düşüyor. 3000 metreden 1000'e doğru indikçe 20 derecelik bir sıcaklık artışı var arkadaşlar. Yani otomatik olarak burada zaten fönün de etkisinden dolayı 5 numaralı merkezde en yüksek sıcaklığı göreceğiz. İkinci maddemiz de doğru. 3 ve 4 numaralı merkezlerin maksimum nem miktarları aynıdır. 3 ve 4 numaralı merkezlerin maksimum nem miktarları aynıdır. Şimdi şöyle bakın. 3000 metredeki sıcaklıkla 4 derecedeki sıcaklık aynı mıdır? Şimdi baktığınız zaman 1000 metreden 3000 çıkardığımız zaman ne demiştik? 200 metrede 1 derece ise aralarındaki fark kaçtı? 2000. 2000 derecede kaçtır dediğimiz zaman işler dışlar yaptık. 200x eşittir 2000 metre. 200'e böldük. X buradan kaç çıktı? 10 derece. Yani 10 derecelik bir fark var. Yani çıkardığınız zaman kendimizce bir değer verelim buna. Kaç diyelim? 5 derece olsun burası. 10 derece çıkardığınız zaman burası eksi 5 santigrat derece olacak. 3000 ile 2000 metre arasında kaç derecelik bir fark var arkadaşlar? 3000 ile 3'te 4'ün oldu. 3000 ile 2000 metrede 1000 metrelik. Biz neyi biliyoruz? 100 metrede 1 derece artacaksa 1000 metrede kaç derecelik bir artış olacak? 5 derecelik. Eksi 5'ten 4'e geldiğiniz zaman kaç olacak? 0 derecelik bir fark olacak. Yani şunu unutmayın. Ne dedik? 3 ve 4 numaralı merkez maksimum nem miktarları aynıdır. Burada sıcaklık azalmış. Burada da artmış. Maksimum değerleri aynı olabilir mi? Olamaz. O yüzden 3. maddemizi de eliyoruz. Cevabımız Bursa. Yani 1 ve 2 olur. Bu sorumuzda dünyanın
şekli verilmiş ve bu noktalarda işaretlenmiş yerler var. 1 metreküp hava içinde var olan neme mutlak nem denir. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde mutlak nem daha fazladır? Mutlak nem daha fazladır. Şimdi mutlak nem hangisine daha fazladır demeden önce mutlak nemin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Hava içerisinde var olan neme demişiz değil mi? Yani nem olan bir yer düşünmeliyiz. Yani bire bakıyorsunuz karanın iç kesiminde. Burada mutlak nem fazla olabilir mi? Olamaz. Bire ediyoruz. İkiye bakalım. Ekvator üzerinde yer alıyor. Amazon havzası burası biliyorsunuz. Ekvator üzerinde yer alıyor. Ve burası nemin fazla olduğu bir yer. 2 dursun. 3 30 derece yani dörenciler çevresi olduğu için arkadaşlar çöl alanlarıdır. Nemin olmadığı bir yerdir. Üçüncü maddeyi de eledim. Biri eledim. Üçü eledim. Dörde geldik. 4 Güneydoğu Asya muson iklimi görülüyor burada biliyorsunuz. Yazın mutlak nem değeri artan, kışın azalan bir yer olsa da yani geneline baktığımız zaman nemliliğin fazla olduğu bir yer olduğu için mutlak nem değeri yüksektir. 5'in olduğu yerde yine dönenceler üzerinde yer aldığı için burası Victoria Gibson çölleri olduğu için arkadaşlar çölde nem olmadığından dolayı 5'i de eledim. Cevabımız ne olur? Ceyhan olur. 2 ve 4 olur arkadaşlar.